maşık gibi burnumun kemikleri. Burnumun kemikleri. O bir parti kursa ben ona diyeceğim ki sen bir parti kurdun ama müsaadenle ben seni desteklemeyeceğim yani. Esas benim için önemli olan Türk toplumunun vifakı ve ittifakıdır. Aslında arşivler her şeyi açık ve net şekilde ortaya koyuyor. Başbakan Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi Fethullah Gülen bugün CHP'yi imzalıyor. Oysa tam mazeretleri iki tane münafık. Ne kadar korkunç yalan. Ya birincisi yani Gülen'in şeyle sanki papayla şey yoktu. Tayyip'le papa aynı tarafta geldi. Hatta Tayyip papaya bana dua et dedi. Onunla ilgili bir videom var. Şimdi düşünün bu 1995'te bu sözleri söylemiş değil mi? Ne diyordu bir daha söyle. Gelecek kadar kursa desteklemem. İsrail parti kursa desteklemem diyecek kadar kibir içine giriyor. Başbakan Erdoğan Gülen'in 19 yıl önceki röportajını 2014'te 19 yıl öncekiymiş. Yani 1995 yılında bu adam bunu demiş. Hem de böyle gizli bir ortamda dememiş. Televizyondaki söyleşide haberleri var olması lazım yani. Türkiye'de yaşıyorlar o adamla. İktidarı bölüşüyorlar, paylaşıyorlar. 1995'te bu adamın bu kafirce sözünü biliyor. Ama buna rağmen 11 yıl bununla aynı yatakta yattı. Birlikte her melaneti şey ettiler. Ülkenin kurumlarına sızdılar, ele geçirdiler. Bir sürü zulüm yaptılar birlikte. Ve hatta bu arada Fethullah Hoca Efendi deyip duruyordu. Göklerde yerim var falan filan diyordu. Ne istedin vermedik diyordu. Türkçe olimpiyatları ile birlikte dünyayı fethediyorlardı. Utanmaz herif. Bu adamın bir münafık olduğunu biliyorsun. Yani Cebrail ne demek? Cebrail Allah'ın elçisi. Yani düşün ki Muhammed Peygamber Cebrail'e uymak zorundaydı. Cebrail ona mesajı getiriyordu. Kur'an diyor ki sana gelen vahyi ki Cebrail yoluyla